Ben seviyorum açıkçası. İyi buluyorum. Hemen şuradan kombomuzu atalım. Güzel. Selam dostlarım, ben Aynings ve bugün sizlerle beraber Injustice 2 oynayacağız. Neden Injustice 2 oynayacağız? Çünkü Mortal Kombat 1'e Injustice 2'ye benziyor diye çok fazla eleştiride bulunuldu. Özellikle benim kanalımda da, Veysel'in kanalında da, yorumlarda siz de çok fazla söylediniz Injustice'e çok benziyor oyun diye. Biz de bir karşılaştırma yapalım. Kısa bir Injustice oynayalım dedim. Ve gerçekten ilk bahsetmem gereken şey oyunun customizasyon sistemi, yani özelleştirme sistemi. Burada mesela Raiden'ı görüyorsunuz. Ben bayağı Raiden'ı oynadığım için zamanında harika kostümler yapmıştım karaktere. Mesela Sub-Zero var burada. Sub-Zero'nun orijinal hali bu. Benim yaptığım versiyonu bu gibi. Karakterleri çok güzel bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Mesela burada yine Batman örneği vereyim. Bu özelleştirme kafa, işte göğüs, omuzluk, kolluk, silah gibi bir sürü şeyle değişiyor. Ve ben bunların tekrar gelmesini, bunların pardon MK 1'de de olmasını gerçekten çok isterim. Aşırı isterim. Bugün Flash oynayacağım. Çünkü Flash oynadığım en iyi karakter ve rahat bir şekilde oynarım. Bir yandan size görsel bir zevk de sunarım. Seyir zevki de sunarım diye. Ve karşılaştırma da yapalım. Hani Mortal Kombat 1'e benziyor mu gerçekten? Ne kadar benziyor? Ben öncelikle şunu söyleyebilirim ki Mortal Kombat 1'e hız olarak Injustice 2 müthiş benziyor yani. Tam MKX'le 10.000'in arasında bir hıza sahip. Benim görüşüm. Injustice 2. Ve ben bu muhabbeti bayağı seviyorum açıkçası. İyi buluyorum. Hemen şuradan kombomuzu atalım. Güzel bir bomba. Ya rakip de beni sektiriyor. Heri denedim de olmadı. Yani gerçekten eğlenceli bir oyun. Injustice 2. Hani ben çıktığı dönemde de oldukça beğenmiştim. Ama oyunun şöyle bir eksisi vardı. Hani şey kısmı çok sıkıntılıydı. Zonların muhabbeti çok aşırı fazla geliyordu bana. Ve bu zonlar muhabbeti hani hiç olumlu değil gerçekten. Bazı zonları karakterler müthiş güçlüydü. Özellikle Aquaman gibi karakterler. Oradan bir eksi var. Clash muhabbeti de şöyle geçiyor arkadaşlar. Aslında Breaker sistemi ama daha çok barı olan kişi can yenileyebiliyor eğer o başlattıysa şeyi. Savaşı. Ya mal oldu karakter. Evet, her ne kadar sonunu düzgün getiremesem de odaklanamadığım için. Güzeldi yani. Sizce MKX'de de, pardon MK bütün Mortal Kombat'lar birbirine girdi. Mortal Kombat 1'de ne olacak? Ben bu sistemi açıkçası beğeniyorum. Yani MK 1'in Injustice 2'ye benzer bir akıcılığa sahip olması bana güzel geliyor. Ben hızlı bir Mortal Kombat oyununu özledim çünkü açıkçası. MK 11'in hızının çok iyi olduğunu düşünmeyenlerdenim ben. Aptal Atom da güzel karakterdi. Küçükken severdim. Kendimi şarja beklemiştim ama. Bam 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 bam. The Flash da burada gerçekten çok hızlı, eğlenceli bir karakter. Ben Kabal'ın hani Flash'a benzer olmasını çok isterdim. Mortal Kombat 11'de. Belki Kabal'ı tekrar görürüz bu arada. Hani görmeyeceğimizin bir şeyi yok sonuçta. Bir garantisi yok. Clash. Başta hatırlıyor musunuz? Clash'e benzetmiştik biz. Clash zannetmiştik oyunun giriş animasyonlarını.
Clash'e çok benzer yapmışlar. Injustice'deki Clash sistemini. O yüzden bizim de kafamız karışmıştı baya. Ama sonradan Clash olmadığını anladık. Güzel bir şeydi. Hani giriş animasyonlarının böyle şey olması. Yükleme ekranı yerine o tarz bir şey içermesi. Burada şimdi şöyle bir olay da var arkadaşlar. Mesela ben şu anda normal bildiğiniz kule modunu oynuyorum. Bakın eşya düştü bana. Ekipman düştü. Ve artık kolluklarım farklı. Bir sonraki oyuna bu kollukları giyerek mesela başlayabiliyorum. Bunların karakter özelleştirme ekranı da var mesela. Bu karakter özelleştirme ekranı üzerinden istediğiniz setin istediğiniz parçasını takabiliyorsunuz. Ve bunların offline'da böyle buff'ları, debuff'ları falan da var size. Aynı MK'nın Towers of Time'ı gibi. Böylece herkesin çok farklı karakterleri olabiliyor. Yani herkes aynı karakteri sahip olmasındansa, herkesin aynı karaktere sahip olmasındansa. Böyle bir şeye gidilmiş olması bence çok iyi olay. Ben iyi buluyorum en azından. Oyunun akıcılığını da dediğim gibi seviyorum yani. Aa, bir tur daha şey atabilirmişim. Bam 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 bam. Yani Clash yapmasını bekliyorum bu arada. Clash'i var şu anda. Büyük ihtimalle havadayken atar. Ah. Öldü adam. Clash atamadan öldü ya. Clash'i bekledim. Lol. Harcamayacağım barlarımı. O canını dolduruyorsa doldursun. Hatta biraz hasar yiyip şey yapacağım. Size şeyini göstereceğim karakterin. Erken bastım sanırım. Evet. Çok iyi. Biraz erken bastım, özür dilerim. Yeni mesela gear çıkmış. Ben giyelim. Hani görüntüyü değiştirme muhabbeti gerçekten çok güzel. Evet, bekliyordum böyle bir şey. Atsın. Ben harcamayacağım var. Şu animasyonlar falan güzel yani gerçekten. Formlar falan iyi yani bence. Hem boss'a geldik hızlı bir şekilde. Ya benden de istiyordunuz bayağı Injustice 2 oynamayı. Ben de oynayayım dedim. Şimdi şeyi değiştirdik. Kulağımdaki şimşekleri değiştirdik Flash'ın. Bakalım nasıl bir şeymiş.
Aynısı da olabilir bu arada. Aynısı da çıkmış olur. MK1 ile hani ne kadar benzeyecek, ne kadar benzemeyecek tabii ki onu oynadıktan sonra asıl anlayacağız. Ama bu haliyle gerçekten şey olarak, hız olarak benzer duruyorlar. Ve ben bundan şikayetçi değilim. Şikayetçi olan insanların neden şikayetçi olduğunu anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Oh, arkasından saldırdı, nasıl? Şu sol tarafta şey mi vardı? Yanlış hatırlıyorum. O ne ya? Oha. Bu arada oyunun son boss'u hasarı görünce anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. İnanılmaz. Canını yenilecek. Ben harcamayacağım paramı yine. Aa, o da harcamadı. İlginç. Crash'i o başlatmıştı oysa. Bakın şimdi ne olacak. Tamam. Bitti. Yani süper combo attırmayacak bana. Bir canı olduğu için. Injustice 2 böyle bir oyun. Hani eğlenceli bir oyun açıkçası. Komboları vesaireleri de güzel. Bakalım MK1 çıktığında da göreceğiz. Hiç Injustice 2 videosu atmamıştım. Bir tane atmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.